Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünya gündemine damgasını vurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun 3. gününde ülkenin başkenti Kiev dahil olmak üzere birçok kentte çatışmaların şiddeti büyüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah gün ağarır ağarmaz sokak çatışmaları başladı. Ordu birlikleri işgalci Ruslarla çarpışıyor. Ukrayna 3500 Rus askerinin öldürüldüğünü bildiriyor. Başkanlık binasının dışından video mesaj paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Silah bırakmayacağız," dedi. Amerikan medyası Washington'un tahliye talebini Zelenski'nin reddettiğini yazdı. Jest. Samolyot yoktu. Avrupa Birliği Putin ve Lavrov'un mal varlıklarını dondurmaya hazırlanırken Zelenski Kiev sokaklarında "Biz buradayız" mesajıyla video paylaştı. Reuters Kiev'de elektrik santrali çevresinde 5 patlama duyulduğunu açıkladı. Kiev şehir merkezinin güneybatısındaki bölgelere 2 füze çarptı. Füzelerden birinin Zhukovskaya Havalimanı'na yakın bölgeye düştüğünü aktardı. Kiev Belediye Başkanı da halka sığınaklara yönelme çağrısı yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Gündüz Ukrayna'ya hava harekatları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi. No yebay, началось, сука, машина, блядь, паникует. Ukrayna ordusu ise Kiev'i Ruslara teslim etmemek için büyük bir direnç gösterirken, Kiev'in merkezinin hemen dışında her iki ülkenin askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların en çok Kiev'in güneyinde yaşandığı öğrenilirken, Kiev'e bağlı Vazgrin çatışmaların merkezi haline geldi. Geç saatlerde Rusya tarafından Harkov'dan sonra Mariupol kentinde de kontrolün ele alındığı duyurulurken, Rus ordusu Odessa kentinde en çok deniz yolu ile saldırılar gerçekleştiriyor. Kiev'e roket atar sistemler, top atışları, hava ve kara harekatlarını sürdüren Rus ordusu, Dnipro, Harkov, Semi, Ivano, Frankivsk, Herson ve Zaporizhya kentlerinde de tüm yönlerden saldırılarını sürdürüyor. Rusya ve Ukrayna birliklerinin çatışması Ukrayna'nın hemen hemen tüm kentlerinde aralıksız devam ediyor. Öte yandan Kiev'deki Türk vatandaşlarının tahliye çalışmaları da devam ediyor. Evet değerli izleyenler, Kiev'de yaşanan adeta ortalığın savaş alanına döndüğü görüntüleri izledik. Şimdi de başkentte yaşayan gazeteci ve mahsur kalan Türk vatandaşların açıklamaları gelecek ekranlarınıza. Savaşın içinden herkese merhaba. Rusya-Ukrayna saldırılarını 3. gününde de devam ediyor. Bölgedeki birçok noktadan siren ve patlama sesleri yükselirken Ukrayna halkı ise sığınaklara koşuyor. Başkent Kiev'de bulunan ve yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Gülsüm Kalilova, son yayınladığı videoda "Bizler 21. yüzyılda 1941'in karanlığını yaşıyoruz," dedi. Savaşın içinden herkese merhaba. Belki bu sizinle son yayınımız olur. Çünkü başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri insanları sığınağa gitmeleri için çağrılar yapıyor. Bildiğiniz 1941-45 London, Varşova gibi olmuş buralar. Moskova sayesinde. 21. asırda 1941'in karanlığını yaşıyoruz ama biz buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizim kanal Rus tarafından bilinen bir kanal ve ilk hedefleri arasında ama olsun. Korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir. Gazeteci Kalilova, "Avrupa'nın göbeğinde 21. yüzyılda bir ülke resmen işgal ediliyor," dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Bir yandan Ukrayna askerlerinin arabalarını ele geçirip Rusya Kiev'e girmeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ve halkı işgalcılara karşı direniyorlar. 21. asırda Avrupa'nın göbeğinde bir ülke resmen işgal ediliyor. Kafasını kuma gömmüş dünyaysa sadece kınamakla meşgul. Hatta
kınamaktan korkanlar da var. Ama bir gün gelecek. Onların başkenti de işgal edilince anlayacaklar ama geç olacak. Kiev'de mahsur kalan Türk vatandaşları Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği otobüste Türkiye'ye getiriliyor. Tahliye otobüsünde bulunan Türk vatandaşlarından Burak Tanış şöyle konuştu. İki gündür Kiev Büyükelçiliği'nde kalıyorduk yaklaşık 100-120 kişi. Ve güvenli bölgedeydik. Ancak bugün tahliye kararımız çıktı. Bugün iki otobüs birden devletimiz bize sağladı. Ve iki otobüsle birlikte vatan toprağına dönüş hareketine geçtik. Şu an aramızda çoluklu çocuklu insanlar, bebekler, yaşlılar, gençler, öğrenciler hepsi var. İnşallah sağ salim ülkemize geri varacağız. Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşı 3 kız yetkililerden yardım istedi. Şu anda burada sokakta kalıyoruz. Otelden atıldık. Tercümanımız kaçtı değil bilmiyoruz. Ukraynalıları öncelik tanıyorlar. Gösterdiğim evet, gibi. Biz buraya iş için geldik. Sağlıkçıyız ama maalesef ki her şekilde ne olursa olsun Ukraynalı bir vatandaş olmadığımız için otelde kalamıyoruz. Sokaktayız şu anda yani. Rusya'nın operasyonunun ardından ülkede bulunan vatandaşlar da güvenli alanlara geçerken yaklaşık bir ay önce Türkiye'den geldiği Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşı Ercan Boybey de yaşanan korku dolu anları aktardı. Bakalım şu an sınır kapısına gideceğiz. Orada neyle karşılaşacağız? Nasıl bir işlem yapıyor? Ne kadar, nasıl bir izdiham var? Onu göreceğiz. İşkur Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'nün başlattığı İşbaşı Eğitim Programı kapsamında eğitim alan 55 kişi, kent merkezinde faaliyet gösteren Efekan Tekstil'de işe başladı. (Gülüyor) 55 yeni istihdam için tören düzenlendi. Törene AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, İşkur Müdürü Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Tekstil Fabrikası Yetkilisi Deniz Özalan ve işçiler katıldı. Törende bilgi veren İşkur İl Müdürü Ahmet Karakaya, tekstil fabrikasında 345 kişinin istihdam edildiğini aktardı. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ilimizde 61 firmada 444 kişi işbaşı eğitim programından faydalandırılmaktadır. Bugün burada 55 kardeşimizi daha işbaşı eğitim programıyla beraber istihdamımıza katmış bulunacağız. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunu Seven ise yeni fabrikaların ve istihdam olanaklarının artmasını diledi. İnşallah daha büyük, daha büyüklerini yeni yerleri açar. Daha yeni yeni kardeşlerimizi de iş istihdamı sağlarsınız. Hem siz kazanırsınız, hem kardeşlerimiz kazanır, hem Afyon kazanır. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Milletvekili Ali Özkaya ise işçilere şöyle seslendi. Her biriniz yeni bir iş öğreniyorsunuz. İnanıyorum ki sizin içinizden ileride bu firmadan çok daha büyük firmaları kuracak arkadaşlarımız çıkacak. Bak buna inanın. Hiç bundan korkmayın. Hiç kimse sizden çok fazla üstte değil. Yeter ki çalışın, gayret edin ve inanın. Konuşmaların ardından ilgililer işbaşı protokolü imzaladı. Protokol daha sonra işçilerle sohbet ederek fabrikayı gezdi. Ürünleri inceledi. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Azerbaycan devlet sanatçısı Azerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir etti. Ziyarette Can Azerbaycan konuşuldu. Hisar Kalesi yıkılır gene. Azerbaycan devlet sanatçısı Azeri, MHP MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Ziyarette Can Azerbaycan konuşuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren milletvekili Taytak, çırpınırdı Karadeniz türküsüyle milyonların tanıdığı ve sevdiği Türk dünyasının güçlü sesi, Azerbaycanlı devlet sanatçısı Azerin hanımefendi ve yardımcısı Cavit Bey'i Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirimiz ve Ankara Milletvekilimiz Erkan Haberal Bey ile Gazi Meclisimizde misafir ettik. Türkiye ile Azerbaycan'ı bir ananın ikiz evladı gibi görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındadır. Hiçbir zaman ayrımız gayrımız olmadı. Hep bir olduk, beraber olduk. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Azerin Hanım'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezerek tanıttık.
15 Temmuz hain darbe girişiminde Gazi Meclisimizin bombalandığı bölümleri gösterdik. Kendisine Afyonkarahisar'ımızın simgesi olan mermerden yapılmış saat, mermerden yapılmış Afyon'umuzun tarihi kültürü olan Afyon Kalesi'ni ve Evciler Kadın Kültür Evlerimizde üretilen çikolatayı hediye ettik. Afyonlu hemşehrilerimize selamını ileterek onlara ithafen Karahisar Kalesi yıkılır gelir, kalkülü boynuna dökülür gelir türküsünü seslendirdi. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz dedi. Kalkülü boynuna düzülür gelir, düzülür gelir. Öncelikle misafirperverliklerinden dolayı Milletvekili Taytağ'a ve Erkan Haberal'a teşekkür eden Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azer'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Devleti ile beraber olduğunu söyledi. Azer'in, Türkiye'nin Azerbaycan'a yaklaşımları ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Türkmen Beyi Devlet Bahçeli Beyefendi'ye saygı ve selamlarımı iletiyorum. Türkiye'deki ilk ve tek albümüm Yüreklerde Biriz'i Devlet Bahçeli Beyefendi'ye iletmesi için Mehmet Taytak Bey'e teslim ediyorum, dedi. Hisar Kalesi yıkılır gelir. Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Adem Şahin, çeşitli ziyaretler ve belge teslimi için geldiği Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, rekabet için uluslararası standartlarda üretim yapmak gerektiğini söyledi. Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, Alko Şekerleme ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'na yeni alınan standart belgelerini vermek için Afyonkarahisar'a geldi. Afyonkarahisar'ın her geçen gün kendini farklı alanlarda öne çıkarmaya başardığını belirten Şahin, programları takip eden yerel ve ulusal basın mensuplarının sorularını cevapladı. Türk Standartları Enstitüsü bizim milli standartizasyon kuruluşumuz olarak bundan 67 yıl önce kurulmuş bir kuruluş. Ve dünyadaki standart organizasyonu yapan, standart düzenleyen, standart hazırlayan uluslararası kuruluşların da tam üyesi. Şahin, dünyadaki firmalarla rekabet etmek için uluslararası standartlara dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Bugün Türk Standartları Enstitüsü kendi hazırladığı Türk standartları yanında özellikle Avrupa Birliği'nde hazırlanmış olan ve Dünya Standart Organizasyonu tarafından hazırlanmış olan standartların tamamını da hazırlandığı ve yayınlandığı gün Türk standardı olarak kabul etmek suretiyle dünya standartlarını Türk standardı olarak uygulayan ve bu konuda da uygunluk sağlayan bir kuruluş durumunda. Şunu demek istiyoruz. Şu anda Türk Standartları Enstitüsü'nün 37-38 bin civarında bir standart havuzu var. Bu standartların 7 bin tanesi bizim Türk standartı olarak hazırladığımız standartlar. Kalanları ise dünyanın diğer standart organizasyonları tarafından hazırlanmış standartlar. Bu standartlara uygun bir üretim yaptığınızda zaten dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir ülkesinde kabul edilebilir standartta ürün üretmiş oluyorsunuz. Her yıl binlerce belge verdiklerini dile getiren Başkan Şahin sözlerine şunları ekledi. Sanıyorum 50 bin civarında belge üretiyoruz ama bunların tamamı aynı sıradan belge değil. Yani ürünlere verdiklerimiz var, sisteme verdiğimiz var, kurumlara verdiklerimiz var. Bunların tamamı aşağı yukarı 50 bin civarında diyebilirsiniz. Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası 30. olan genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Efsane Başkan Mahmut Emin Birliktir'in aday olmadığı genel kurulda Hakan Dilek ve Mustafa Yılmaz Aslan yarıştı. Seçimin galibi Mustafa Yılmaz Aslan oldu. Genel seçimleri aratmayan seçim kampanyası ile iki adayın hazırladığı genel kurul kent merkezinde bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Başkan adayları oy kullanacak delegeleri girişte karşılarken yoğun bir katılım oldu. 2019 yılı.
Divan Başkanlığı'nı Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konağ'ın yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir gider tablosunun okunarak oylanmasının ardından mevcut yönetim ibra edildi. Aile güzellikleri ve huzur hakları, yönetim kurulu başkan maaşı 10.000, yönetim kurulu başkan vekili 1.500. Başkan Mahmut Emin Birliktir genel kurula teşekkür ederek helallik istedi. Hepinize saygılar sunuyorum, hakkınızı helal edin, hayırlı uğurlu olsun genel kurul. ESOP Başkanlığı başkan adaylarını daha sonra Başkan Birliktir'e teşekkür plaketleri ve hediyeler sundu. Dilek ve temenniler bölümünde ise başkan adayları söz aldı. İlk söz alan Mustafa Yılmaz Aslan oldu. İkinci küçük sanayi sitesinde ki esnafımızın en büyük sıkıntısı bir şubesinin olmadıkları, bununla ilgili bir projemiz olacak inşallah. Avukatlık hizmetleri alanında çalışmalarımız oldu. Birkaç avukat arkadaşlarla görüşmelerimiz oldu. Bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. En önemlisi iş güvenliği kursları. Bununla ilgili de kurslar açılacak. Ve esnaf kart adı altında bir projemiz var. Turizm anlaşmalarımız mutlaka olacak. Yemek konusunda sıkıntılar var. Tabildot hizmetleriyle ilgili çalışmalarımız olacak. Fuar gezilerimiz yine olmazsa olmazımız. Yılda en az, bunun sözünü veriyoruz, bir defa istişare toplantıları yapacağız. Daha sonra ise Başkan Adayı Hakan Dilek genel kurulda üyelere seslendi. Bir tane merkeze ofis, bir tane de ikinci sanayide yer açmak istiyor. Bunu da biz belgeyle burada en azından göstermek istiyorum. Afyonkarahisar İhtisas Koleji adı altında savunma sanayiyle ilgili bir okul yapmak istiyorum. Seminerle fuarlarımızı yere getireceğiz. Ürün tanıtım günleriyle beraber fuar etkinliği olacak. Bir de bir sloganımız var. Küçük esnaf devletin ve milletin temelidir diyoruz. Esnaf geceleri düzenlemiştik. Bunu da ahilik haftalarıyla beraber daha etkin hale getirmeyi planlıyoruz. Esnafımızın dışarıdan alabileceği ürünler nedir ne değildir, bunları da dile getirip beraber hareket etmek istiyorum. Konuşmaların ardından genel kurulda oy kullanma işlemine geçildi. Kullanılan oyların 630'unu alan Mustafa Yılmaz Aslan, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası'nın yeni başkanı oldu. Hakan Dilek ise 250 oy aldı. Madeni Sanatkar Odası'nın efsane başkanı Mahmut Emin Birliktir yeter dedi. Yapılan 30. Genel Kurul'da aday olmayan Başkan Birliktir yaptığı konuşmayla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, ince mesajlar verdi. Hayırlı uğurlu olsun genel kurul. Afyonkarahisar'ın en uzun esnaf odası başkanlığı yapanlar arasında yer alan Mahmut Emin Birliktir genel kurulda konuştu. Ukrayna-Rusya savaşından savunma sanayinin güçlenmesine dek konuları ele alan Başkan Birliktir satır aralarında mesajlar verdi. Bu esnaf ve sanatkar her zaman dostuna güven, düşmanına da ordusu gibi korku vermesini bilmiştir. Bu esnaf ve sanatkar hiçbir zaman devletine karşı gelmemiştir. Dolayısıyla yıllardır söylediğimiz gibi bizi idare eden başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere hepsinden bu esnaf ve sanatkara gerekli değerin verilmesini söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. İyi günde de kötü günde de bu esnaf ve sanatkar yeri geldiğinde elinden anahtarını bırakır, vatanı, milleti, devleti, dini için silahı da eline alır, yapıya çıkmasını bilir. Buraya neden girdim? Allah başımıza vermesin. Bu Ukrayna meselesi basit bir mesele gibi gözükse de dünyanın başına ilerleyen tarihte büyük bir dert olacağı benziyor. O her zaman söylediğimiz, bize göre esnaf diliyle konuşuyorum. Ben çünkü esnafın başkanıyım. Bize göre kalleş, kaypak. Hem Avrupa Birliği, hem Amerika adamları pof pofladılar, kafa tutturdular. Şimdi de arkalarına çekildiler. Elini burnunu sallaya sallaya başkentine kadar girdi Ruslar. Burada şunu söylemek istiyorum. Sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, kim olursak olalım, eğer birlik, beraberlik içinde olmazsak,
Ki bunun en büyük özelliğini, örneğini bizim odamız Allah'a şükür şimdi anlatacağım, gösteriyor. Göstermeye de devam edecek. Bunların hiçbirisinden bize dost olmaz. Dolayısıyla bu savunma sanayimizin de ne kadar önemli olduğunu, bu içimizdeki hainlerin, bu İHA'larımızı, SİHA'larımızı, helikopterlerimizi, tanklarımızı, toplarımızı, füzelerimizi karalayanların bu vatana nasıl bir ihanet ettiğini bu esnaf ve sanatkar iyi bilmeli, ona göre de davranmalı diyor. TED Afyonkarahisar Koleji Ortaokulu öğrencileri başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Duyarlı öğrenciler okullarında bulunan istasyonlarda mavi kapak toplayarak 3 tane tekerlekli sandalye aldı. Projenin ayrıntıları neler? Öğretmenler ve öğrencilerden dinleyelim. TED Afyonkarahisar Ortaokulu öğrencileri hem uluslararası projelere imza atıyorlar hem de sosyal sorumluluk projelerinde etkin rol oynuyorlar. Şu anda yanımızda proje koordinatörlerimiz, İngilizce öğretmenlerimiz var. Proje hakkında İngilizce öğretmenlerimizden detaylı bilgi alalım. Merhabalar hocam. Merhabalar. Feriza Töner ben, İngilizce öğretmeniyim. Öncelikle sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. TED Afyonkoleji Ortaokulu İngilizce öğretmenleri olarak uluslararası projelerde anlamlı işlere imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Yenilikçi, sorgulayan, araştıran ve çağın gerekliliklerine ayak uydurabilen bireyler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizi birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek her zaman öncelikli hedeflerimizden biri olmuştur. Yabancı dil becerilerini kullanarak uluslararası projelerde yer almaları konusunda onları her zaman destekliyoruz. Aymen Artist and Ecology and Volunteer isimli eğitiminin projemizde de büyük bir disiplin ve özveriyle çalıştılar. Evet, projenin detaylarını biraz da öğrencilerimizden dinleyelim. Merhabalar. Proje hakkında biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki. TED Afyonkoleji öğrencileri olarak sorunları konusunda farkındalık yaratmaya çalıştık. Engelli insanlarımıza yardımcı olmak için çözümler üretmeye hedeflemekteyiz. E-Twinning projesi ile farklı ülkelerden arkadaşlarımızla birlikte projede yer alma imkanı bulduk. Türkiye, İtalya, Polonya, Ermenistan'dan arkadaşlarımız ile görüntülü sohbetler düzenleyerek birbirimize fikirlerimizi sunduk. Aralık ayında hazırladığımız kapak toplama istasyonlarını okullarımızın farklı yerlerine yerleştirerek kapak toplamaya başladık. Geri dönüştürülebilir malzemelerle ekolojik sanat etkinlikleri yaptık ve bu etkinlikleri okulumuzun panosunda yerleştirdik. Sınıflarımızda farkındalık oluşturmak için İngilizce ve Türkçe sunumlar yaptık ve yaptığımız tüm bu çalışmaları e-Twinning sitesinden yabancı okullarımızla paylaştık. İstasyonumuzda dolan kutularımızı teslim ettik ve bu kutularla 3 tane tekerlekli sandalye aldık. Ve bu 3 tane tekerlekli sandalyeyi okulda törenle ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Türkiye, İtalya, Polonya, Romanya ve Ermenistan ile ilgili yaptığımız ortak çalışmanın değerlendirme sonucu olarak çevrim içi toplantılarımıza devam ettik. Engelli vatandaşlarımıza okulumuza yaptığımız program ile tekerlekli sandalyelerini teslim ettik. Yenilikçi öğrenme ortamı okulumuzun bir parçası haline geldi. Okul hayatı sadece kitaplara bağlı öğrenciler değiliz. Akademik başarılarımıza ne kadar önem veriyorsak aynı şekilde üretkenliğimize, sorumluluklarımıza ve görevlerimize de önem veriyoruz. Teknolojiyi okul hayatımızda derslerimize ve kişisel alanlarımıza soktuğumuz gibi üretmek de bizi motive eder. Bizler her zaman bu tür yeni projeler yapmaya devam edeceğiz ve dünya vatandaşı olarak insanlık ve çevremiz adına olumlu adımlar atmaya devam edeceğiz. Genel Başkanlığını Fatih Erbakan'ın yaptığı Yeniden Refah Partisi'nin Afyonkarahisar İl Başkanlığı, eski başbakanlardan Milli Görüş Hareketi'nin lideri merhum Necmettin Erbakan için mevlid okuttu, lokma dağıttı. Milli görüş çizgisini devam ettirdiklerini belirten Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı Necmettin Erbakan'ı andı. Vefatının 11. yılı dolayısıyla yapılan etkinlik kapsamında İmaret Camisi'nde mevlüt okutuldu. İnne mâ emruhu idâ
öğle namazının ardından okunan mevlüt sonrası vatandaşlara lokma dağıtıldı. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Gufran Çetinel cami önünde açıklamalarda bulundu. Milli Görüş davasının lideri Necmettin Erbakan'ın hocamızın Rahman'ı uğurlamasının 11. yılını devriyesi nedeniyle bugün burada bulunmaktayız. Hayatının her evresinde milli manevi duygularla bir saniye ayırmamış, üzerimize her karanlık çöküşünde bu fani hayatta maddeten olmasa bile öğretileriyle bizlere rehber olmuş Erbakan hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Efendim, bölge illerden Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda su arıtma cihazında uyuşturucu bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı. Bu da oldu. Su arıtma cihazında uyuşturucu ele geçirildi. Olayın adresi Konya. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ereğli'ye uyuşturucu getirileceği belirlenen zanlıların içinde bulundukları araç kontrol noktasında durduruldu. Araçtaki 4 su arıtma cihazının içinde 1 kilo 33 gram metamfetamin ele geçirildi. Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Manisa'da gerçekleştirilen ayrı bir uyuşturucu operasyonuna bakacağız şimdi de. Ekiplerin dikkatinden kaçmayan uyuşturucular bu kez asma tavan arasına gizlenmiş şekilde bulundu. Asma tavan arasına gizlenen uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı. Operasyonun adresi Manisa. Sarıgül İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amiri ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında bir şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Evde yapılan geniş çaplı aramada banyo bölümünün asma tavanına gizlenmiş şekilde 16.2 gram metamfetamin, 4.2 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim, Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir tatlıcı dükkanına düzenlenen silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Konya'da tatlıcının iş yerinde yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında. Tatlıcı dükkanına henüz kimliği belirlenemeyen kar maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tatlı ustası Mustafa Kemal'e tabanca ile karnından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Kemal'in merminin pantolonunun kemer tokasına isabet etmesi sonucu hafif yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Denizli'de 2 yaşlı kadının güvenini kazanarak evine zorla giren 3 şüpheli 5000 lira değerinde altın ve para çaldı. Şahıslar CASAT'ın titiz çalışması sonucu yakalandı. Yaşlı kadınların kefen parasına göz diken ve ikisi kardeş olan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yardım bahanesiyle kandırdıkları 2 yaşlı kadının kefen parasını çaldılar. Hırsızlık olayının adresi Denizli'nin Baklan ilçesi.
kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtıp odunları da yardım için getirdiklerini ifade ederek iki kadının güvenini kazanan şüpheliler ellerindeki yardım parası olduğunu söyledikleri 200 TL'yi uzatıp yaşlılardan parayı bozup üstünü getirmelerini talep etti. Evlerine giren Zehra Haykıran'la Emine Kasap'ı gizlice takip eden şüpheliler yaşlı kadınların sakladıkları yerden çıkardıkları ve içerisinde kefen paralarının bulunduğu torbaları zorla alarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadınların çığlıkları üzerine yardıma koşan komşuları durumu jandarmaya ihbar etti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Haykıran'ın evinden 50.000 TL değerinde para ve altınla Emine Kasap'ın evinden 5.000 TL nakit para çalan şüphelilerin peşine düştü. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının titiz bir şekilde incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen ikisi kardeş 3 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Eskişehir'de bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemelerini çalan şahsın hırsızlık anlarında tırnaklarını yemesi güvenlik kameralarına yansıdı. Tırnak yiyen hırsız girdiği bodrum katından inşaat malzemelerini çaldı. Görüntüler Eskişehir'den. 20 Şubat pazar akşamı kimliği belirsiz bir şahıs bir binanın açık kalan kapısından içeri girdi. Bodrum kata inen şahıs, kilerlerin bulunduğu alanda bir süre keşif yaptı. Kapıların üzerindeki kilitleri kıran şahıs, içeride apartman sakinlerine ait olan kaynak makinesi ve bazı inşaat malzemelerini orada bulunan bir pazar arabasına koyarak olay yerinden ayrıldı. Hırsızın gerçekleştiği apartmanın yöneticisi Avni Dubacı, olay anını şöyle anlattı. Pazar akşamı saat 20.26'da, kimliği belirsiz bir kişi bu kapıdan girmiş aşağı bodruma, kilerlerin kilitlerini kırmış, komşumuzun kaynak makinesini, benim tamir çantasını, boru anahtarlarını, kazan dairemize girmiş, karıştırmış, her tarafı dağıtmış. Komşuların turşuları, peynirleri hep dağılmış. Pazar arabasını koymuş, kameralar net gösteriyor, alıp gitmiş. Maskeyi de açmış, kamerada net poz vermiş. Komşumuzun kaynak makinesi 4,5-5 lira. Bizim parçalar da yani bugün demir pahalı, takımlar pahalı. Yaklaşık 6-7 bin lira bir zararımız var. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadın kooperatifleri satış mağazasının 8 Mart'ta şehir merkezindeki alışveriş merkezinde açılacağını duyurdu. Bu kapsamda hazırlanan klip geliyor ekranlarınıza. Afyonkarahisar'da koronavirüs karantinasından dolayı evde kalan 41 yaşındaki traktör tamircisi klasik otomobil sevdasına tutuldu ve sonrasında bakın ne yaptı. Karantinada kaldığı dönemde klasik otomobil sevdasına tutuldu. Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Kente yaşayan ve uzun yıllardır traktör tamirciliği yapan Suat Okşar, karantina döneminde başladığı klasik araba tutkusunu karantina biter bitmez hayata geçirdi. Antalya'dan aldığı klasik otomobili restore eden Okşar, ardından araçla yollara düştü. 3800 motor ve 6 silindire sahip orijinal motoruyla herkesin dikkatini çeken klasik otomobili görenler adeta hayran kalıyor. Okşar klasik araba tutkusunun başlamasını anlatarak bu işin mutluluğunun çok farklı olduğunu ifade etti. Bu Chevrolet klasik aşkımız şurada başladı. Benim küçük kardeşim var. Biliyorsunuz pandemiden dolayı sağlık sorunlarından dolayı bir karantinaya girdik. Evet. Burada bir karantinadan dolayı bir sosyal medyada biliyorsunuz artık her şeyi görebiliyoruz. Aracı gördük. Araçta Antalya Manavgat yerinden getirdik. Aracımızı takas ettik. Klasik sevdamız da kardeşim var benim küçük. O kardeşim biraz da sebep oldu. Sonra aracı sevmeye başladık.
bindik. Bu şekilde araç serdamı devam ediyor. Bunun da devamını getirmeyi düşünüyoruz. Öte yandan kent sokaklarında gezen otomobil, özellikle motor sesiyle herkesin büyük ilgisini çekiyor. Dünyanın en önemli mimarlar arasında gösterilen Mimar Sinan'ın Ege bölgesindeki tek eseri olan Manisa Muradiye Camii'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanarak cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri Muradiye Camisi'nin restorasyonu tamamlandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Sultan Camii ile karşılıklı olarak inşa edilen Muradiye Camii, yaklaşık bir yıllık restorasyon çalışmasının ardından cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Mimar Sinan'ın Ege bölgesindeki tek eseri olma özelliği taşıyan cami, deprem terazileri ve giriş kapısının üstündeki baykuş figürüyle dikkat çekiyor. Hünkâr mahfiline de sahip olan cami, medrese, hama, Sübyan Mektebi ve kütüphaneden oluşan bir külliyenin içinde yer alıyor. Külliyenin en gösterişli bölümünü oluşturan kesme taştan yapılmış ters T planlı cami, klasik Osmanlı mimarisinin en zarif örneklerinden birisi olarak biliniyor. Cami ortada büyük merkezi kubbe, yanlarda ve güneydeki mihrap çıkıntısında ise tonozlu çatı sistemiyle örtülüyor. Denizli'de 27 Şubat 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek deve güreşleri heyecanı kortejle başladı. Korteje 7'den 70'e herkes yoğun ilgi gösterdi. Renkli görüntüler de ortaya çıktı. Deve güreşi heyecanı kortejle başladı. Pehlivan develer görücüye çıktı. Türkiye'nin antik kent tiyatrosu. Denizli'de pazar günü saat 11'de Albayrak Meydanı altında bulunan geleneksel Türk spor oyunları kompleksinde gerçekleştirilecek deve güreşleri heyecanlı kortejle başladı. Sahipleri tarafından süslenen develer özellikle çocukların yoğun ilgisini çekerken 7'den 70'e herkes pehlivan develerle bol bol fotoğraf çektirdi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı takiben 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı'na kadar süren kortej renkli görüntülere sahne oldu. Korteji ilgiyle takip eden vatandaşlar renkli görüntüleri cep telefonuyla kaydetti. Denizli'nin yanı sıra Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerden gelecek 140 pehlivan deve pazar günü kıyasıya mücadele edecek. Denizli ve Ege bölgesinde yörükler başta olmak üzere bölge halkının en büyük eğlencelerinden olan tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı deve güreşlerine katılım ücretsiz olacak. Efendim Burdur'da pastacılık kursları düzenleniyor. Her yaşın katıldığı bu kurslarda gastronomi öğrencileri mesleki kariyerlerine katkı sağlıyor, ev hanımları ise mutfaklarındaki çeşitliliği artırmaya hedefliyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'nde pastacılık kurslarına her yaştan katılan kursiyerler dünya ve yöresel tatlıları öğreniyor. Kursa yoğun katılım gösteren gastronomi öğrencileri, alacakları sertifikaların ileride mesleki kariyerlerine etkisini amaçlarken, ev hanımları ise mutfaktaki tatlı çeşitliliğini artırmaya hedefliyor. Olur ve yiyenler aşırı çikolata olduğu için rahatsız olurlar. Bir yıl sürecek kursta her yaştan birey onlarca çeşit tatlı ve pasta yapmayı öğreniyor. Kursu tamamlayan kursiyerlere aldıkları sertifikalarla da sektörde iş imkanı doğuyor. Kursu tamamlayanların sektörde çalışma fırsatı yakaladıklarını belirten pastacılık alanı öğretmeni Mehmet Sinan Özcan şu açıklamalarda bulundu. Burada gelen kursiyerlerimize uluslararası ve yöresel tatlı ve pastaların yapımını öğretiyoruz. Burada mezun olan öğrencilerimiz aynı zamanda sektörde uzun süreli ara eleman olarak, kalifiye eleman olarak çalışma fırsatı elde ediyorlar. Kursumuz bir yıl sürüyor. 2224 saatlik 4. seviye bir kurs veriyoruz.
Aynı zamanda kursu bitiren öğrencilerimiz buradan belgelerinin yanında aynı zamanda iş yeri açma belgesi ve ustalık belgesi almaya da hak kazanıyorlar. Olur. Ve yiyenler aşırı çikolata olduğu için Kanal ekranlarından hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yarın akşam yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.